işin şakası yok. Bu işin kesinlikle şakası yok. Kendisinden sadece 1,5 kilometre uzakta oturan ailesinin yanına en son 54 gün önce gidebildiğini, kesinlikle Türk adetlerinden vazgeçin, duygusallığı bırakın. Arkadaş, bu virüs, bunun dili, dini, ırkı yok. Hasarsız kurtulmak gibi bir şansımız yok arkadaşlar. Çünkü bu virüs herhangi bir yüzeyde uzun süre yaşayabiliyor arkadaşlar. Aile ziyaretlerini, akraba ziyaretlerini bir kenara bırakın. Sarılmayı, öpüşmeyi bir kenara bırakın. Bundan kurtulmak gibi bir şansımız yok, korunmak gibi bir şansımız var. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Malumunuz tüm dünyayı kasıp kavuran bir korona virüsü sorunumuz var. Bu konu hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Ben Japonya'da yaşıyorum. Tokyo'da bir üniversitede doktora yapıyorum şu anda. Virüsten dolayı şu anda okullarımız kapatıldı. Hayatımız olumsuz etkileniyor tabii ki. Türkiye'de de birçok yeni tedbir kararları alındı bu konu hakkında. Aslına bakarsanız Türkiye gerçek anlamda dünyada en iyi efektiviteyi gösteren ülkelerden biri oldu. Çünkü anında aksiyon gösterdik ve sınırlarımız kapatıldı. Bunun yanı sıra yurt dışından ülkeye girenlere çeşitli testler yapıldı. Yeterli mi değil mi bilmiyorum. Yani bu sadece termal kameralarla insanları taramak ya da işte nereden geldiğine bakarak buna karar vermek mantıklı değildi. Ama sonrasında daha da profesyonelleştik ve tedbirler bir adım daha ötesine gitti en azından. Öncelikle virüs hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Bu virüs 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktı. Biliyorsunuz Çin çok büyük bir ülke arkadaşlar. Hem ekonomik anlamda çok büyük, hem popülasyon anlamında çok büyük, hem de yüz ölçümü anlamında çok büyük bir ülke. Olası sonuçları hiç kimse tahmin edemedi. Ne Dünya Sağlık Örgütü, ne Çin hükümeti, ne de diğer dünya ülkeleri kesinlikle olası sonuçlarını tahmin edip buna göre önlem almadılar. Bu konuda bütün dünya ülkelerinin sorumlu olduğunu düşünüyorum en başta. Virüs ilk çıktığında basit bir grip olduğu düşünüldü. Ama sonrasında bunun bir koronavirüsü olduğu, hatta koronavirüsünün de bir alt tipi olan mutasyon geçirmiş bir virüs olduğu anlaşıldı. Bunu da işte Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 ismi verildi. Sonrasında bu virüs çok hızlı yayıldı arkadaşlar. Ben uzun süredir Asya ile ilişkileri olan birisiyim. Bu yüzden Çin'le çok fazla ortak ilişkim var. Çok fazla arkadaşım var, iş arkadaşım var. Onlardan da sürekli bilgi almaya çalıştım. Sürekli süreci takip etmeye çalıştım. Çünkü biz Japonya'da yaşayanlar olarak biz de tehlike altındaydık. Hatta eminim biliyorsunuzdur, Diamond Princess isimli bir gemi geldi Japonya'ya. Amerikan bayraklıydı yanlış hatırlamıyorsam. 3711 kişinin olduğu bir gemi ve bu gemide enfekte olmuş insanlar vardı. Hemen tahliye edip hastanelere yerleştirmek yerine bu insanları gemide tuttular ve insanların neredeyse tamamının enfekte olmasına sebep oldular. Sonrasında ise Yokohama yakınlarında, Tokyo yakınlarında bir oteli hastaneye dönüştürüp insanları oraya yerleştirdiler. Koronavirüsü macerası Japonya'da Diamond Princess isimli gemiyle başladı ve tabii ki devam etti. Oradan tahliye edilen 10 kişinin geçmişe dönük kayıtları bulunamadı ve bunların nereleri ziyaret ettiği ya da işte kimlerle kontak kurduğu takip edilemedi. Sonrasında da tabii ki bu virüs Japonya'da da yayıldı arkadaşlar. Ve insanlar bunu ne kadar ciddiye aldılar Japonya'da, biraz onu konuşmak istiyorum aslında. Virüs çıkalı yaklaşık 3 ay oldu, 3 ayı geçti ve Japonya'da herhangi bir tedbir alınmadı desem yeridir. Yaklaşık 2 haftadır okullar kapalı. Okullar kapatılmadan önce de bir takım uyarılarda bulunuldu. Sadece bir takım uyarılarda bulunuldu. Ama onun haricinde hiçbir şey yapılmadı. Aslında burada en önemli olan konu, Japonlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Bunu sokağa çıkıp insanlara sormayı çok isterdim. Ama çok da gerek yok aslında. Sokağa çıktığımızda insanların maskesiz dolaşmalarından, insanların koronavirüsüne karşı ne kadar umursamaz olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu aslında içler acısı bir durum Japonya için ve Japonya'da yaşayan bizler için. Bulunduğum üniversitede şöyle bir anı geçti başımdan. Asansörde bir hoca diğerine virüsün çok korkunç bir şey olduğunu söyledi. Diğer hoca ise hiç önemli değil deyip geçiştirdi. Ben de tepki gösterdim tabii ki. Hani geçiştirmeye gerek yok, virüs tehlikeli. Hoca sadece güldü ve gitti. Akademik düzeydeki insanların bile verdiği tepkiler enteresan. Allah'tan benim hocam öyle değil. Okullar tatil olunca kesinlikle laboratuvara gelmeyin dedi. Şu anda Japonya'da rakamları vermek gerekirse iki farklı kaynaktan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü ile ortak çalışan Jisan Data isimli web sitesinin verileri. Japonya'nın sadece 825 adet vakaya sahip olduğunu, 27 tanesinin ölümle sonuçlandığını, 144
4 tanesinin de iyileştiğini söylüyor bu web sitesi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre. Ama elimde Japonya'da, Tokyo'da doktora yapan Koreli bir öğrencinin hazırlamış olduğu takip programı var. Bu programda nerede ne kadar hasta insan var, bunların kaç tanesi çok tehlikeli, kaç tanesi iyileşmiş durumda ve hastalıkların nereden nereye nasıl aktarıldığını takip eden bir web sitesi var. Eğer bu web sitesine bakarsak Japonya'nın durumu içler acısı. Binlerce vaka var. Yani sadece Tokyo civarında en azından binlerce vaka var. Japonya bu konuda çok geç kaldı maalesef. Yani gerek okulların kapatılması, gerek gece hayatının sonlandırılması, gerek restoranların kapatılması gibi aksiyonları zamanında alamadığı için şu anda burada durum bence daha vahim. Ama bence daha vahim. Eminim Japonlar bu konu hakkında birçok dünya devletinden çok daha ileridedir ama aksiyon göstermek konusunda bence yavaş kaldılar. Maalesef bunları devlet kaynaklı olarak söyleyemiyorum. Devlet kaynaklı olarak bildiremiyorum. Bunların tamamı sosyal medya üzerinden, Twitter'dan vesaire elde ettiğim bilgiler. Ne durumdayız? Biz Türkler olarak, buradaki Türkler olarak ne durumdayız? Tedirginiz tabii ki ama Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği en azından buradaki vatandaşlarıyla ilgileniyor. Bizimle direkt irtibata geçtiler bundan 1-1,5 ay önce. Kişisel bilgilerimizi, adresimizi, telefon numaramızı, e-mail adresimizi vesaire vesaire istediler. Ve olası bir durumda tahliye opsiyonlarını en azından 1-1,5 ay önce düşündüler. En azından Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz çok daha aktifiz bu konuda. Ve ne kadar gurbet elde olsak da devlet büyüklüğünü bize hissettiriyor burada. Genel olarak durum bu. Türkiye her zamanki gibi bir rehavet içinde. İzleyenler için söylüyorum. İzlemeyenler için söylüyorum. Eşinize, dostunuza, yakınınıza, herkese lütfen iletin. Bu virüs en tehlikeli virüslerden bir tanesi, en tehlikeli hastalıklardan bir tanesi. Çin'de doktor olarak çalışan bir arkadaşımla 2 gün önce bir görüşme yaptım. Ve arkadaşım son 2,5 ayını tamamen virüsle mücadeleye ayırdığını söyledi. Ve 2,5 aydır kesinlikle haber alamıyordum kendisinden yoğunluğundan dolayı. 54 gün boyunca annesini babasını kesinlikle ziyaret etmediğini söyledi. Benim Asya'da yaşayan bir Türk olarak, bir kardeşiniz olarak size en büyük tavsiyem, maalesef bu işin şakası yok, korunmaya çok özen gösterin. Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarını mutlaka, mutlaka ama mutlaka dinleyin, yerine getirmeye çalışın. Kendinizi temiz tutmaya çalışın arkadaşlar. Yani biz Türk halkı olarak birçok şeyi umursamayan bir milletiz. Biz Türk'üz, bize bir şey olmaz. Bu işi lütfen ciddiye alın. Sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorum. Biz hakikaten troll bir milletiz. Yani gördüğüm şeyler bir yandan komik, bir yandan çok trajik. Umarım özellikle gençler olarak size tavsiyem, bir süreli asosyal olun. Evinizde oturun. Türkiye'de bir kampanya başlatılmış sanırım. Evimde rahatım yerinde. Buna uyun. Hiçbir şey için geç değil. En azından şimdiden başlarsak bu durumdan en az hasarla kurtulmuş oluruz. İç karartıcı konuşmak istemiyorum ama maalesef bu virüs çok lanet bir şey. Yanınızdan geçen insandan size bulaşma riski var. Yani Çinli arkadaşımın anlattığına göre gözlerden, kulaklardan, solunum yoluyla ve deriden bulaşabilen bir hastalık. Ahşap yüzeylerde 9 saate kadar, bakır yüzeylerde 4 saate kadar, diğer çelik, alüminyum gibi yüzeylerde yanlış hatırlamıyorsam 3 güne kadar yaşayabiliyor. Ve bu çok ciddi bir risk. Kurtulma işi devletin işi ama bütün sorumluluğu da devlete yıkmak hiç mantıklı değil. O yüzden kişisel önlemlerinizi alın. Benim size nacizane tavsiyem bu. Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun. Umarım bu sorunu dünya ülkeleri olarak en kısa sürede çözerler ve dünya eski refahına kavuşur. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla özellikle genç insanlar pek umursamıyorlar. Bize bir şey olmaz. Size bir şey olmayabilir ama annenize, babanıza, anneannenize, babaannenize, dedelerinize zararınız dokunabilir. Eminim bunu hiçbiriniz istemezsiniz. Çünkü tahliyede olan her şeyi sosyal medyadan takip ediyorsunuzdur. Aynı şeyler Türkiye'de yaşanmasa da şu an. Ama yaşanma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. O yüzden siz gençler olarak üzerinize düşeni yapın. Aksi takdirde yaşanacak şeylerin hiç kimse sorumlusu olmak istemez. Buna emin olabilirsiniz. Şimdilik buradan aktaracaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Gelişmeleri sürekli aktarmaya devam etmeye çalışacağım. Japonya'dan herkese selamlar.